Bu hususlara girmeden önce gerek gazetelerde gerek sosyal medyada bu olayla ilişkili olan bizlerle alakalı yanlış söylemlerde bulunulduğu için biz bu konulara girmeden önce başta biz kimiz, neye inanıyoruz, derdimiz ve gayemiz nedir ve nasıl çalışıyoruz? Bu üç maddeyi kısa, özet bir şekilde bizi bizden dinlemeniz adına kısa bir şekilde beyan etmeye çalışacağım inşallah. Biz kimiz ve neye inanıyoruz? Biz Allah Azze ve Celle'nin وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayetine inanan ve bütün benliğiyle kendini Allah'ın kulluğuna adamış ve ibadet etmeye çalışan muvahhid ve mümin bir topluluğuz. Biz Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerine inanan وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Ey Peygamber, biz senden önce hiçbir Resul göndermiş olmayalım ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ibadete layık hak mabud yoktur. Sadece bana ibadet edin. İbadetlerinizle beni birleyin. Bu ayete inanmış bir kitleyiz. Ve yine biz Allah Subhanahu ve Taala'nın وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Kasam olsun ki biz her insan kitlesine, topluma bir peygamber gönderdik. Ne için gönderdik? Şunu onlara söylemeleri için. اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Allah'a ibadet edin. İbadetlerinizi sadece Allah'a sunun. Sadece Allah'a kulluk edin ve tağutlardan ictinab edin desinler diye her ümmete, her insan kitlesine bir peygamber gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Subhanahu ve Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اَلِهَةً يُعْبَدُونَ Ey Peygamber! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor bir. Acaba biz Rahman'dan başka ibadet edilecek, Rahman'dan başka tapılacak, Rahman'dan başka kulluk edecek bir ilah var ettik mi? Biz bütün bu ayetlere inanan, dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin insanlara doğru yolu göstersinler diye arda arda enbiya ve rasulleri gönderdiği enbiya ve rasullere iman eden ve enbiya ve rasullerle beraber gönderilen bütün hakikatlere iman eden, imana, İslam'a, tevhide iman eden bir iman ve İslam topluluğuyuz. Biz aynı zamanda bu peygamberlerin kendisinden sakındırdığı bütün şirk ve küfrün tüm çeşitlerinden sakınan ve ehlinden sakınan, aynı zamanda bütün peygamberlerin kendisinden insanlığı sakındırdığı tağutların tamamından içtinab etmiş muvahhid ve mümin bir topluluğuz. Bizler Allah Azze ve Celle'nin inne hâzihi ummetukum ummetun vahide bu sizin tek bir ümmetinizdir. İslam ümmeti, tevhid ümmeti, iman ümmeti bu sizin tek bir ümmetinizdir. İnne hâzihi ummetukum ummetun vahide tek bir ümmettir. Ve ene rabbukum fa'budun. Ben sizin Rabbinizim. Sadece bana ibadet edin. Dolayısıyla bu ayete iman etmiş, yerin doğusuna ve batısına yayılmış, tarih boyunca varlığını sürdüren İslam ümmetinin, tevhid ümmetinin fertlerinden bir ferdiz. İslam ümmetinin bir parçasıyız. Tevhid milletinin bir parçasıyız. Biz Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ O Allah'tır ki sizi Müslüman diye isimlendirmiş. O Allah'tır ki sizi Müslüman diye isimlendirmiş. Ayetine inanan ve dolayısıyla Allah'ın kendilerini Müslüman diye isimlendirdiği İslam ehli ve Müslüman bir topluluğuz. Biz bu şekilde kendimizi vasfediyor ve bunlara inandığımızı söylüyoruz. Biz yine aynı şekilde Câsiye suresinde Allah Azze ve Celle'nin Peygamber'e hitaben ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Biz seni dinde bir şeriat üzere kıldık. Sen o yola tabi ol. Sen o şeriata tabi ol. Sakın ha bilmeyenlerin yoluna tabi olma. Bilmeyenlerin hevasına uyma dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Şeriatın kaynağı Kur'an ve sünnet olduğu için
Biz de dinini Kur'an'dan ve sünnetten referans alan, kaynakları Kur'an ve sünnet olan, dinini Kur'an'dan ve sünnetten öğrenen ve yaşamaya çalışan, Kur'an ve sünneti en hayırlı Kur'an'da Allah'ın övdüğü, sünnette peygamberin övdüğü, üç nesilden, üç neslin anlayışı ile anlayan sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in ve mezhep ulemasının anlayışı ile anlamaya çalışan bir tevhid ümmetiyiz ve tevhid milletiyiz. Biz buyuz ve bundan ibaretiz. Bizi bu şekilde herkesin bilmesi ve anlamasını istiyoruz. Peki biz amacımız, gayemiz nedir? Ve ne yapmaya çalışıyoruz? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygambere hitaben ve bütün müminlere hitaben ud'u ila sebil rabbik, Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmet ile. Vel mev'izatil haseneti, güzel vaizler ile. Ve cadilhum billeti ahsen, ve en güzel şekilde münazaralar, tartışmalar yaparak, onlarla tartışmalar yaparak onları Rabbinin yoluna davet et. Ayetine inanan bir topluluğuz. Biz yine Allah Subhanahu ve Taala'nın şu ayetlerde zikrettiği kişilerden olma gayesinde bulunan bir kişiyiz. Bir topluluğuz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةً sizden bir grup olsun, sizden bir ümmet olsun, sizden bir ümmet olsun. يَأْمُرُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ hayra çağıran, hayra davet eden. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ mağrufu emreden. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ münkerden sakındıran, münkerden uzaklaştıran bir ümmet olsun içinizden. Ayetini şiar edinen ve hayra davet eden, mağrufu emreden, münkerden sakındıran bir topluluğuz. Biz Allah Azze ve Celle'nin كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ İnsanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Mağrufu emreder, münkerden sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Mağrufu emreden, münkerden sakındıran ve Allah'a iman eden bir topluluğuz. Amacımız nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu tehdidini, şu emrini dinlemiş, anlamış bir kitleyiz. وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ya siz vallahi emri bil maruf yapar, nehy anil münker yaparsınız veya Allah semadan başınıza bir bela indirir. Sonra siz Allah'a dua edersiniz. Allah sizin dualarınıza karşılık vermez. Bu belanın bizden kaçınması adına tüm bu naslardan dolayı içinde bulunmuş olduğumuz toplumda, içinde bulunmuş olduğumuz ülkede herkesin istediği dine, istediği fikre, istediği düşünceye, istediği ideolojiye serbest bir şekilde insanları davet ettiği bir sahada Allah'a, Resulüne, tevhide, Kur'an'a, sünnete çağıran bir davet topluluğuyuz. Davetimizi en güzel usluplarda aktaran, ahlak ilkelerine riayet eden bir davet hareketi ve bir davet topluluğuyuz. Biz amacımız ve gayemiz maddelerde zikrettiğim gibi kısaca az önceki maddelerde zikrettiğim gibi inandığımız ve yaşamaya çalıştığımız bütün inançlarımızı ve yaşantımızı en güzel bir biçimde, en güzel bir uslup ile ahlak ilkelerine, edep ilkelerine riayet ederek halkımızla, toplumla, vatandaşlarla paylaşmayı niyet eden, gaye edinen bir kitleyiz. Bizim amacımız ve gayemiz de bundan ibarettir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Yine biz nasıl çalışıyoruz? Üçüncü madde, biz nasıl çalışıyoruz? Çalışma sistemimiz nasıldır? İman ettiğimiz, amel ettiğimiz hususlara davet ediyoruz dedik ikinci maddede. Peki nasıl davet ediyoruz? Çalışma sistemimiz nasıldır? Biz inandığımız ve yaşadığımız, yaşamaya çalıştığımız hususları, inancımızı, dinimizi biz seminerler aracılığıyla, yapmış olduğumuz seminerlerle YouTube kanalı olan Tevhid Ümmeti kanalı üzerinden hem Bingöl halkına, hem Türkiye halkına, hem bütün dünya halkına ulaştırmak isteyen bir davet kitlesiyiz ve davet topluluğuyuz. Biz hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde ne gizli odalarda, ne perdeler arkasında, ne gizli bir çalışması olan, ne de gizli bir inancı olan bir topluluk değiliz. Bütün yönleriyle, gerek inancıyla, gerek çalışmasıyla şeffaflığa dikkat eden ve şeffaf çalışan ve bu şeffaflığını bütün insanlara aktaran ve bunu
aktarmayla da ispat eden bir davet hareketi ve tevhid ümmetinin bir parçasıyız. Buna inanıyoruz. Gayemiz ve amacımız tevhide, dine, İslam'a, imana iman ediyoruz. Allah'a ve kitabına, Resulüne ve sünnetine iman ediyoruz. Ve biz inandığımız bu şeylere davet ediyoruz. Ve davet ederken ahlak, edep ilkelerine riayet ediyoruz. Hiçbir kimseye bu daveti aktarırken ahlaksızlıkla ve zarar vererek davet etmiyoruz. Ve bunu bütün insanlar, içinde bulunmuş olduğumuz toplum buna şahittir. Bu buraya kadar aktardığım şeyler bizimle alakalı söylenen sözlerin bizim kim olduğumuzu merak eden insanlarla alakalı yapmış olduğumuz bir beyanattır.